Sultanahmet'in tahttan indirilmesinden sonra harem iki kere boşaltılmıştır. Bir, 1909'da Sultanahmet tahttan indirildikten sonra. İki, Sultan Vahdettin'in gidişinden sonra. İki kere harem boşaltılmıştır. Sultanahmet'ten sonra boşaltılıyor çünkü çok kalabalık yıldız. Sultan Reşat, yerine gelen padişah Sultan Reşat, Dolmabahçe'de yaşıyor 1909'da ve Yıldız'daki haremi boşaltıyorlar. Ve tabii birçok harem ağası da işsiz kalıyor bu arada. Sonra bu ağalar, harem ağaları Teavün Cemiyeti diye bir dernek kurdular. Yani harem ağaları yardım derneği. Ve o devirde özellikle 1930'lu yıllarda bunların çoğu hayattaydı. Hemen hemen belki hepsi hayattaydı. 30'lu yıllarda gazeteler bunlara o dönemin imkanları ölçüsünde yüksek sayılabilecek paralar teklif etmişlerdir. Hatıralarını anlatmaları için. Hiçbiri yazmadı ve konuşmadı. Nasıl bir bağlılıksa bu. Fakru zaruret içinde hepsi de. Hepsi fakru zaruret içinde. Çoğu nadir ağa hariç. Bir iki tanesi. Hepsi fakru zaruret içerisinde. Tek kelime söylemediler ve yazmadılar. O bir nadir ağanın hatıratı mı var? Öyle bir şey var. Bir tanesinden bir şey naklediyorlar. O tarih dergilerinde. Röportaj. Röportaj. Bir röportaj ama o röportajda da sarayı anlatmıyor. Sultanahmet'i anlatıyor adam. Çok zeki. Efendimiz şöyleydi böyleydi diyor. Yani haremde ne vardı o cariyeler, kalfalar öyle bir şey yok. Son yani 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra çıkan önemli kitaplardan biri Ayşe Sultan'ın hatıralarıdır. Babam Abdülhamit isimli kitabıdır. Bilmiyorum daha önce bahsetmiş miydik? Kendi aramızda konuşmuştuk. Kendi aramızda evet. Konuştuk. Bugün birinci derece kaynak olarak alınıyor. Fakat yanlıştır. Çünkü Ayşe Sultan'ın hatıralarının tamamı, yani aslı yayınlanmayan hatıraları bugün Topkapı Sarayı'ndadır. Bir torunu tarafından bundan 2 veya 3 sene önce yayınlanmaması kaydıyla saraya hediye edilmiştir. Şöyle iki büyük klasördür. Ben onu, Abdülhamit'i görüyoruz ekranda. Yani evet. Sultanahmet'in kızı Ayşe Sultan'dan bahsediyoruz. Ben bunları yıllar önce Ayşe Sultan'ın rahmetli oğlu Ömer Nami Bey'in Lozan'daki evinde görmüş ve birkaç saat ben bunları okumuştum. Bugün elimizde olan Ayşe Sultan'ın hatıraları şudur. Direkt Ayşe Sultan tarafından yazılmamıştır. 1959 veya 60 yılında çok küçüktüm fakat büyük patırtı çıkartmıştı hatırlarım. Hayat dergisinde tefrika edilmişti. Ve sonra bunlar kitap olarak çıktı. Doğru mu değil mi çok tartışıldı fakat Ayşe Sultan hayattaydı. Sonra o yayın aşamasında hazır bulunanlardan, yayına katılanlardan, beraber çalışanlardan duyduğum kadarıyla iki önemli tarihçi Ayşe Sultan anlatmış. Bu iki önemli tarihçi yazmış ve her üçüne de isimleri verelim mi? Verelim. Hiçbiri hayatta değil fakat bunun bilinmesi gerekir. Çünkü güvenilir tarihçilerdir. Biri Nihal Atsız'dır. Nihal Atsız'ı çoğumuz siyasi bir figür olarak biliriz. İşte ırkçı, Turancı gibi yakıştırmalar yapılır. Evet o konuda yazıları, çok çalışması yazıları, faaliyeti vardır. Yıllarca Türkiye'de bunları yazmıştır ama onların yanında bu ırkçı Turancı görüşlerinin yanında çok önemli bir tarihçidir. Köprünün talebesi ve çok bilimsel yayını vardı. Hala bugün Aşık Paşazade için ona bakılıyor. Yani birçok yayınladığı metinler. Şükrullah'ı yayınlamıştı. Behçetürk'te var iyi. Ali bibliografyasını yayınlamış adam. Düşün. Gelibolulu Mustafa Ali'nin Ebu Suud bibliografyası. Onun yani, sebebinde ne olduğunu söyleyelim. Son alıcı dağıtmayalım şimdi. Dağıtmayalım orayı. Şimdi, İkinci tarihçi. İkinci tarihçi İsmail Hamid Danışmen'dir. O meşhur, benim de başucu kitabım olan ve maalesef artık basılmayan, 30-40 senedir basılmayan. Basılıyor. Çıktı mı? Yayın evi basmak üzere. Basmak üzere, evet. İnşallah çıkar. İnşallah diline dokunmazlar, müdahale etmezler. Çünkü kitap yayını, yeniden yayın bizde berbat ben bir şey. Ben sorduğumda yapılmayacak, aynen basılıyor demişler. Film alıp basın arkadaşım, böyle. Şimdi bunu göstereceğim bu kitabı, bu rezaleti. Edebiyatta da rezalet yani. İşte edebiyatta arayacağını okumuşlar kitabını. Aşık Paşazade Sezai'nin bilmem ne Türkçeleştirmiş hallerine bakıyorsunuz. Sami Paşazade. Komik canım. Sami Paşazade. Pardon. Bir de şey mesela Araba Sevdası falan ben aldım büyük bir heyecanla. O kadar korkunç bir evet. Ki yani
hiçbir güzelliği kalmamış. Evet. Fakat şimdi Ayşe Sultan'a dönelim. Ayşe Sultan anlatmış. Rahmeti Nihat Hazırlı, rahmeti İsmail İnönü Danişmen bunu yazmışlar. Yine hatırası sayılır ama. Ama ailenin söylediği tamamı Ayşe Sultan'ın ifadesi değil derler. Yani sohbetlerde yazılan şey başkadır. Direkt dikte ettirmek ayrı bir şeydir. Fakat Ayşe Sultan hatıralarını efendim yazmıştır. Asıl hatıralarını yazmıştır. İki büyük klasördür. El yazısıyla mı? Kendi el yazısıyla evet. İki büyük klasördür. İçinde çünkü Ayşe Sultan'ın annesi Müşfika Kadın Efendi Sultanahmet'in en yakın hanımı. Padişaha en yakın olan hanım ve Selanik'te sürgünde beraber olduğu. Ve onun yani vefatında da yanında olan kişi. O kızından sonra vefat etti. Ayşe Sultan 60'ta annesi yani Sultanahmet'in hanımı Müşfika Kadın Efendi 61'de vefat etti. Müşfika Kadın Efendi'den kendisine gelen bazı evrak da var hatıratta. Dolayısıyla ailesi Ayşe Sultan'ın şu anda varisi olan, varislerinden biri olan torunu yayınlanmasını istemedi. Mahzulu olabiliyor dedi. Bence de olabilir, söyleyeyim. Efendim ve hatıratın tamamını İlber Hoca'ya Topkapı Sarayı'na verdi. Ama kimse ümitlenmesin, yayınlanmayacak. Çünkü oraya ben de bazı evrakı verdim, Erhan bilir. Evet. Şah Baba'yı yazdıktan sonra Sultan Vahdettin'in evrakını oraya verdim. Değil yayınlanması, açılmaması şartıyla. Ayşe Sultan da öyle verildi. Yani bu harem şeyinden bahis açılmışken bunu anlatmak şu istedim. Şu anda o zaman haremle ilgili en önemli hatıra Leyla Saz'ın ki. Efendim Leyla Saz'ın hatıraları şudur. Leyla Saz saraya gittiğinde bu... Şunu gösterelim onu. İmperyal Sal. Evet. Bu kitap ilk Fransızca yazılmış. Ondan sonra. Evet evet evet. Yalnız Leyla Hanım'ın şeyi Leyla Hanım saray doktorunun kızıdır. Ve sarayda bulunduğu yıllarda çocuk. Çocuk güzel yani. Detaylar var tabii evet, ki. Ama yani çocuk sosyal yaşamı yazılmış. Tabii, evet. Tabii. Yani çok tabii sonradan sultanlarla görüşmüş, etmiş, sormuş olabilir. Fakat bir kitap daha söyleyeyim. Harem hakkındaki önemli fakat bilinmeyen kitaplardan biri ki 100 adet falan basılmıştır. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'nın, ikinci Abbas Hilmi Paşa'nın son hidivin yakınlarından olan bir Macar kontesinin yazdığı kitaptır. Galiba o da şimdi tercüme ediliyor. Bir yayınlarından çıkacak. Evet. Önemli bir kitaptır ama bilinmez de. O da şöyle. Bu Mısır ve Osmanlı haremleri arasında bir görüşmeler var. 19. yüzyıl sonunda temaslar var. Gidip gelmeler var. İstanbul'a gelince Mısır'dan o hanımlar saraya uğruyorlar, kalıyorlar. Ve orada gördüklerini anlatıyoruz uzun. Önemli kitaplardan biridir. Fakat hiçbir sultan, hiçbir cariye, hiçbir kalfa haremi yazmamıştır. Evet. Ben bir tek açık söyleyeyim cariye ile tanıştım. Benim tahminim yaşayan son cariyeydi. 1981 senesinde. O sırada 102 veya 103 yaşındaydı. Nerede tanıştınız? Şey yapayım, bir gazetedeydi, çok gençtim o zaman, yani 20 küsur yaşındayım. Bu konuda bir şey yazmıştım, beni bir hanım aradı. Annem dedi, Dolmabahçe'dendir dedi. Ve bazı kelimeler kullandı, anladım ki doğru söylüyor. O kelimeler ancak haremde, yani sarayı bilen kullanır. Mesela çömçe. Ne demek? Onu söylemeyelim. Harem kelimesidir. Ama eşya ile ilgili bir şeydir. Ve gittim, o zaman İstanbul'un dışı sayılan bir yerde, şimdi şehrin içinde. Semti söylemiyorum çünkü aile hayatta olabilir. 100 küsur yaşında bir hanımefendi. Hala güzeldi. Yemyeşil gözlü. Saçları bembeyaz ama yeşil gözlüydü. Bu 30'lu 40'lı yılların o sıkma başı vardı ya şöyle. O şekilde şuradan sarılmış, arkadan bağlanmıştı. Kızı 80 falandı o zaman. Pardon 70 küsur. Çünkü Sultan Reşat'tan sonra ayrılmış saraydı. Halife zamanında bir ara gitmiş ama artık cari olarak değil, kalfa olarak veyahut vazifeli olarak gitmiş. Sonra tekrar ayrılmış.
kızı anlatmasını çok istiyor, o da anlatmadı. Sadece bir şeyi ben yüzümü kızartıp ama edepli şekilde sordum. Nasıl şey yapardınız dedim. Padişahla. Yani karşı karşıya gelmek gece nasıl olurdu? Ben dedi müsteferi değildim dedi. Yani padişahın yatağına giren cariyelerden değildim. Hizmetkar. Ben hizmetkar demiyor tabii onlar. Biz saray kızıydık, saraylıydık dedi. Fakat gidenlerden işittiğim kadarıyla, yani kendi aralarında konuşulurken duyduğum, önce padişah yatarmış, ayak ucundan yorganın altından görülmüş yatağı. Söyledikleri buydu, benim duydum. Ve konuşmadı, yazmadı. Fotoğraflarını falan çektim. Anlatmadı hiçbir şey. Ki ailesinin çok ısrar etmesine rağmen. Ayrıldıktan sonra evlenmiş tekrar. Çocukları olmuş, torunları. Yani torununun çocuğu vardı. Onu görmüştü. Kafkas kökenlidir. Kafkas, evet. Kafkas, Ibıhtı. Kafkas kökenlidir. Ibıhtı. Fakat şey yapamadık. Alamadık.